Şimdi gelin arkadaşlar isterseniz hepimizin nasıl oluştuğundan bahsedelim. Burada bir sperm hücresinin yumurta hücresiyle birleştiği bir resim görüyoruz. Bu sperm hücresi bu da yumurta hücresi. Tıptaki adıyla ovum da diyebiliriz ovum. Burada gördüğümüz sahne aslında efsanevi bir yarışmanın sonu. Çünkü bu sperm hücresi yumurta hücresi için rekabet eden 200-300 milyon sperm hücresinden yalnızca biri. Yani bunun gibi 200-300 milyon tane daha sperm hücresi var ve hepsi bu yumurta için rekabet halinde. Buradaki yumurta ile birleşmek üzere olan sperm hücresi de büyük bir yarışmanın kazananı konumunda. Aslında bakarsanız kendimizi epey şanslı hissetmeliyiz. Çünkü hepimiz 200-300 milyon sperm arasından annemizin yumurtalığına girmeyi başaran bu sperm hücresinin yan ürünleriyiz. Yani bizi biz yapan sperm hücresi babamızdan geliyor doğal olarak yumurta annemizden. Bundan sonraki her şey e, annemizin içindeki yumurtalıkta gerçekleşiyor. Evet şimdi biraz terminolojiden bahsedelim. Bu ikisinin birleşme aşamasına döllenme diyoruz. Bu aşamada vücudumuzdaki farklı hücrelerin hepsini oluşturacak olan tek bir hücre üretiliyor. Tahmin edeceğiniz üzere bu çok önemli bir aşama arkadaşlar. O yüzden bu aşamadaki farklı şeyleri ifade ederken kullandığımız kelimeleri ve terminolojiyi iyice anlamamız gerek. Evet Üreme hücreleri olan sperm ve yumurta hücrelerinin her birine gamet deniyor. Yani şuradaki sperm bir gamet, yumurta hücresi de ayrı bir gamet. İleride de anlatacağım gibi gametlerin her birinde somatik hücrelerinin ki bunlara vücut hücreleri de denir yarısı kadar kromozom vardır. Yani üreme hücreleri olan yumurta ve testis hücrelerinde bulunan hücrelerin yarısı kadar. Şimdi ne kastettiğimi anlamak için daha detaylı konuşalım. Şuradaki sperm hücresini hemen çizeyim. Tabii ben bunu büyüterek çiziyorum. Normalde sperm hücresi yumurta hücresinden çok daha küçük olur. Evet, çekirdeğini de şöyle çizeyim. İnsandan bahsediyorsak ki hepimizin insan olduğunu varsayıyorum, bunun babadan gelen 23 kromozomu olacak. Haydi onlardan e, buraya onları yani hep birlikte hepsini yapalım çizelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Ha! 22 23. kromozom cinsiyeti belirleyen kromozom olacak. Yani babanızdan X kromozomu almışsanız dişi, Y kromozomu almışsanız erkek olacaksınız demektir. Evet. Bunlar erkek gametindeki kromozomlar veya babanızdan gelen gametteki kromozomlar diyelim. Bu hücre annenizden gelen yumurta hücresiyle birleşecek. Şimdi de yumurtayı çizeyim. Dediğim gibi bu gerçek ölçekli bir çizim değil. Çekirdeği de hemen çiziyorum. Evet, annenizden de 23 kromozom gelecek. Evet, yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. kromozom olarak da cinsiyetin belirlendiği X kromozomu gelecek. Eğer X, Y olursa erkek, XX olursa dişi olursunuz. Yani burası da bir gamet. O zaman demek ki gamet dediğimiz şey sperm veya yumurtayı kasteden genel bir terim. Peki bu ikisi birleştiğinde ne olacak? Birleştiklerinde döllenmiş yumurta yani zigot oluşacak. Bunu ölçeksiz çiziyorum çünkü pek yer kalmadı. Aynı ekrana sığsın diye biraz küçük çizmem gerekiyor. Zigotun çekirdeğini de biraz büyükçe çizeyim ki içindeki kromozomları tam olarak görebilelim. Dediğim gibi, burada çizdiğim hiçbir şey gerçek ölçekli değil. Evet. Babanızdan gelen 23 kromozom burada yer alacak. Hemen çizelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23. Annenizden de 23 kromozom gelecek. Bunu sarıyla çiziyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 evet. İşte şuradaki X kromozomu annenizden geldi. Belki dikkatinizi çekmiştir. Kromozomları çift halinde çizdim. Şurada spermde 23 kromozom, yumurtada 23 kromozom. Döllenmiş yumurtada ise toplam 46 kromozom var. Şimdi, burada bütün kromozomlar olduğuna göre ve bu hücre defalarca kopyalanacağı ve bizi biz yapan şeylere bölüneceğine göre buna zigot diyoruz. Yani gamet dediğimizde kromozom sayısının yarısına sahip olan hücreleri, zigot dediğimizde ise gerçek bir organizmaya dönüşmüş ve kromozom sayısı iki kat olan e, hücreleri kastediyoruz. Yani hücreyi şu anda tek o. O hücreyi kastediyoruz. Zigotta kromozomların tümü yani 46'sı da var. Burada çizdiğim çiftlerin her birine homolog kromozom çifti deniyor. Peki bu ne anlama geliyor? Annenizden ve babanızdan gelen bu iki kromozom aynı proteinleri yani sahip olduğunuz özellikleri kodluyor. Fakat kodlama yöntemleri değişiklik gösterebiliyor. Yani kabaca anlatırsak babanızdan gelen ve saç renginizi belirleyen bir gen olsun diyelim. Bu genin annenizdeki kromozomdan gelen başka bir var, e, varyasyonu da olacak ve bu da e, saç renginizi e, son halini böylece kodlayacak. Yani bunlar aynı şeyi kodlayan homolog kromozomlar. O zaman şöyle diyebiliriz. Bir zigotta 23 çift homolog kromozom veya 46 kromozom var. Şunu da tekrar belirteyim. Bu konuştuklarımız insanlar için geçerli. Başka türler söz konusuysa 23 çift homolog kromozom yani toplam 46 kromozom yerine mesela 10 çift homolog kromozom veya toplam 20 kromozom olabilir. Biyologlar belirli bir türün kromozom sayısından bahsederken açıklayıcı olma adına iki terim kullanır. Haploid ve diploid. Haploid dediğimiz zaman kromozom sayısının yarısından bahsediyoruz. Yani insanlar için haploid sayısı 23. Evet, şuradaki sayı haploid sayısı. Başka bir tür için bu sayı farklı olacak tabi. Haploid sözcüğünün başındaki hap tek anlamına gelir. Kısacası burada kromozomlar tek tek iken, şurada kromozom çiftlerini yani 46 kromozomu görüyorsunuz. 46 kromozoma insanlar için diploid sayısı deniyor. Evet, diploid sayısı. Mitoz ve mayoz bölünmeden bahsederken de değineceğimiz gibi, belli bir tür için haploid sayısı genel olarak n, diploid sayısı da onun iki katı olan 2n olarak gösterilir. Evet umarım bu video ile birlikte döllenme, haploid, diploid, zigot ve gamet sözcüklerinin ne anlama geldiklerini öğrenmişsinizdir. Aynı zamanda hepimizin var olmasını sağlayan şeyin efsanevi bir yarışı kazanan ve kromozomlarımızın yarısını sağlayan bir sperm hücresi olduğunu da artık biliyoruz.